Önceki bölümlerimizde biz öldük. Herkes öldü. Kurtaramadım çünkü yiyeceğim olmasına rağmen açlıktan öldüler. Bunu kesinlikle anlayamadım. Yiyecek var ve açlıktan öldüler. Bir kısmı soğuktan öldü. Sıfıra düştük ve seri bitti. O yüzden bu yeni bir seri olacak. O zaman yeni bir başlangıçla devam edelim. Ben oyunu gerçekten sevdim. Hani böyle chill, böyle tek başına takılırken minimal falan oynanabilecek bir oyun. Gayet hoşuma gitti yani bazı şeyler ama hala matematik hatası var oyunun algoritmalarında. Yine bir ara ona değinirim. Gerçekten sıkıntılı. Evet, birçok şeyden ders aldıktan sonra güzel bir başlangıç yapalım abi. Şimdi haritamızı yine aynı verdi değil mi bu? Aslında böyle yapmayacaksın. Tekrar dünyayı oluşturmasına izin vereceksin. Daha güzel. En azından farklı farklı başlangıçlar iç açar. Sanırım evet, aynı harita diye düşünüyorum. Olmayabilir de. Ben şöyle bir başlangıç yapsam, bak burada, bak burası çok hoşuma gitti ha. Belki de aynı yerdir, bilmiyorum. Açıyı değiştirince anlaşılır. Şurada da demir falan, kömür var. Oo, kömür var. Ama karşıya geçiş yok. Mesela şöyle yapsam, şurayı da alsam, sonra burayı alırım. Bura falan derken öyle gelişiriz. Bence burada başlayalım. Minimal başlayalım. Şimdi yiyecek olsun. 150 yiyeceğimiz olsun. Odunu bayağı bir çoğalt. İlk başta o kadar çok gidiyor ki dengeyi kurana kadar. Nakit paranın olmasının çok bir şeyi yok. İlacımız biraz fazla olsun. Tamam, paramız bitmiş. Stone Tool biz üretiriz. 150'ye kadar çek onu. Genelde geliştirmelerde falan insanlar kullanıyor ama yetiştiririz ona biz. 2000 daha paramız var. Biraz taş al. Bu da hile gibi hissettiriyor lan insan. Aslında hile değil ama yani. İlaç biraz daha al abi. Tamam. Sıfır paramız var. O zaman ilaca çok mu abandık? Tools'u düşür. Biraz da nakitimiz olsun yani. İlaç 20 yapsak 600 nakit yeter bize. Tamam, başlangıcımızı. Şimdi nereye doğru gelişiriz? Şurada ağaç falan kessek şehrin güzel gerekli şeylerini buraya koysak. Demek ki buraya geçiş yapamıyorlar abi. Şöyle kuracağım bu şehri bu sefer. Herkes malzemelere ulaşacak. Ve yapay zekanın kurulma şekillerine falan dikkat ettim ben. Öbek öbek kuruluyorlar. Hani şunu alacağım. Ve şunu alacağım. Kış balıkçılığı çok önemli bence. Bu ne? Demir madeni. Demire başta ihtiyacımız olmayacak. Reddet. Evet, bana rehberlik etmeni istemiyorum. Hep öbek öbek kuruluyorlar. İşte avcı kulübesi, oduncu bilmem ne falan kurup buraya bir iki tane ev atıyorlar. Ben onu sonradan fark ettim. Nereye yakın bir ev kurarsan oradaki çalışanlar, çalışacak olanlar o eve geçiyormuş. Kusura bakmayın, belki de biliyorsunuzdur da ben sizinle beraber oynarken öğrendiğim için, ama onun dışında oynayıp öğrenmiyorum yani. Hem gelişimimizi beraber görüyoruz, hem işte eğleniyoruz. Burayı açıp şunu bir ekleyelim. İlk baştakilerin en ilerinden birisi. Şimdi kaç kişiyiz biz? 10 kişi. Önce ev yapacağız ama ondan önce size bir amaç verelim. Yani şuradan oduncu kulübesini al. Taş alet dükkanını açarız. Meyve toplayıcıyı al çünkü ilkbahardayız. Yazı falan toplayarak geçirsinler. Avcı kulübesi vermemiş bu sefer. Kötü oldu. Acaba verir mi? Av kulübesi. Mantar çiftliğini başta kurmayalım çünkü çok fazla odun harcıyor. Yani 10 taneye 14 tane. 10 odunu 14 yiyeceğe çeviriyormuş gibi düşünebiliriz. Ama sonra yaparız. Dengeyi sağlayınca şu an üretimimiz yok. Niye bu kadar çok konuşuyorum? Av kulübesini al abi. Tamam. Minimum gereksinimler bunlar. Av kulübesini şimdi şuradaki ağaçları da burayı da kullanırız diye düşünürsek şöyle de av kulübesinin yanına meyve toplayıcısına kurarsak çok iş görür. Şöyle kur. Meyve toplayıcısını kur. Ormancı kulübesini kur. Bir tane de yanlarına evet ev at. Konuşamıyorum. Çok tatlı. Şimdi oduncu kulübesine kesmeye öncelik ver. Bütün ağaçları kesme. Meyve vermeyen ağaçları kes. Sonra yerine meyve dikeceğiz.
bir yol çekelim. Dur. Zaten bunlar kesince odun kazanacak. Ekstra bir odun kazanma çabasına girmeyeceğim. Şöyle yapsam buradan bir şeyler daha üretme şansım olur mu? Şöyle bir. Bir de ben normal simetri hastası olmama rağmen buranın köylerin doğal şekillerle gelişmesini seviyorum. Daha böyle bir doğallık katıyor. Aa, köy doğal gelişmiş falan. Ev atalım biraz daha. Ama önce burayı tamamlasam mı? Neyse, atalım evlerimizi. Mesela şuraya bir ev atalım. Bu boşluğu başka şey. Burayı satın alınca mı doldururuz ya? Çünkü şu an çok kaliteli yapamayacağım o işi. Şöyle bir evimiz olsun. Böyle bir evimiz olsun. Bir dakika. Şöyle bir tane daha evimiz olsun. Olmasın. Buraya sığmıyor. Buraya ufak başka bir şey yaparız o zaman. Şuraya bir ev sığdırabilir miyim? İki ev. Sığmaz sanırım. O zaman ev kuralım. Buraya da taş ocağı falan kurarız. Tamam. Devam et. Biraz çalışsınlar bizimkiler. Hatta şuradaki ağaçları kestirtebilirim. Taş, ağaç ne varsa siz burayı bir alın. Sonra dengeleriz. Alanımız da çok küçük. Lan yarısı taşlık alandan oluşuyor. Ben bu arada strateji, simülasyon ve korku oyunlarını çok seven biriyim. Genelde hikaye ya da böyle işte aksiyon, RPG oyunlarını falan çok sevmiyorum ama oynuyorum. Oynamamı istediğiniz ya da rehberini çekmemi istediğiniz, ki çok oyun oynadım bu zamana. Bildiğim oyunlara denk gelirse hemen rehberini falan çekebilirim. Ya da oynamamızı istediğiniz bir oyun varsa bunu yorumlarda belirtmekten lütfen çekinmeyin. Hem bana fikir üretmemi sağlamış olursunuz. Yani bir içerik çıkartmama yardımcı olmuş olursunuz. Hem destek olmuş olursunuz. Ben eğlenirsem siz de eğlenirsiniz yani. Hadi devam edelim. Ve bu oyun müzikleriyle falan böyle şey. Oturacaksın abi. Çayını kahveni al. Takıl. Kendi dünyanı inşa edermiş gibi. Ben ilerisini göremedim oyunu. Ben de yeni oynadığım için. Ne olacak acaba merak ediyorum. Şimdi ilkbahardayız. Şu üretkenliği bir sağlayabilirsek. Mesela şu ormana oduncu kulübesini bir yapın abi diyeceğim. Yapıyorlar. Bunlar da tamam, çalışan varmış hepsinde. Güzel güzel. Her yerde çalışıyorlar. Ben ilk baştaki hatalarımdan birisi şeymiş. Bir anda o kadar çok fazla yapı yapıyordum ki işte bitmiyordu ama malzeme bitiyordu. Malzeme bittiği için İşte yok yakacak odun bulamamalar, bilmem neler falan çok sıkıntılıydı. Teknoloji ağacını göster. Ben buradan direkt ilaç muhabbetine gitmeye çalışacağım. İlaç çok önemli çünkü. Tarlada ilaç ekeceğiz abi, ne olursa olsun. O ilaç bizim hayatımızı kurtarıyor. Ben bunları bilmediğim için es geçtim. Hiçbir oyunda, böyle bir oyunda, aa ilaç yapayım da insanlar yaşasın demedim. Kapat. Paramız yok gibi. Ama av kulübesi bir tane daha al. Av kulübesi almış mıydık lan biz? Almıştık değil mi? Şu av kulübesi. Yok. Şu mu av kulübesi? Evmiş. Ulan 3'te 0 çeker mi bir insan ya? Tamam, av kulübemiz. Bunların geliştirmesini sağlayacağız. Geliştirme sağlayınca çok güzel bonuslar oluyor. 70 gıdamız var. Bir an önce gıdayı üretmemiz lazım. Ticaret merkezinde kurarsak güzel olacak. Şuradaki odunları alırsanız ben meyve ağacı dikerim. Benim stratejim şunun üzerine. Bu alanı yok ediyorum. Meyve ağaçlarını dikiyorum. Sonra oduncu kulübesini buradan kaldırıyorum. Mesela burası sadece meyve üreten bir alan haline dönüşüyor. Ben öyle bir strateji uyguladım. Sonra bu oduncu kulübesini buraya satın alıp buraya dikiyorum. Burada yine odunlar falan kesiyorum. Sonra dik biç falan. Çünkü meyve desem ki sadece burada meyve topla falan. Meyve toplayacağı 2-3 ağaç var. Bu da çok verimsiz yani. Böyle gereksiz bilgilerle devam. Şimdi ne bitmiş? Bu ev bitmiş. Ev ihtiyacımız hala var. O zaman şuraya da bir ev at kardeşim. Sen oradan buraya gelmek çok zor olacak ama burada yeni mekanlarda çalışırsınız siz sonradan. Bir de yol yapalım şuraya, doğal gözüksün. Şöyle. Devam. Şurayı ben en kısa zamanda alacağım. Buradan kömür çıkıyor çünkü. Kömür ve taş. Kömür bizim yakacağımız için çok iyi. Odunu yaktırtmayacağız. Kömür yakacaklar sadece.
Daha verimli hem. Ben buraya bir depolama alanı atsam çok hoş olur aslında bunlar için. Depolama alanını nereye atsam? Mesela şu kadar bir alanınız sizin depolama alanınız olabilir. Çok da güzel olur. Bak, yapay zekada genelde böyle öbek öbek kuruluyor. Bir tane ev, çalışabilecekleri alan, depolar. Sonra gidiyor başka yere bunu yapıyor. Güzel bir gelişim şekli aslında. İlk bahardayız hala. Güzel. Üretime geçebildik mi yiyecekte hiç? Geçmişiz. Ama tüketimimiz hala çok yüksek. 14-15 kişi bu kadar mı harcıyorsunuz lan? Oha. Şimdi siz bunları kestiğinize göre ben şu şeyden bir vazgeçsem. Mesela şunları artık şey yapmayın. Kaldırmayın. Ama taşları kaldırın. Yanlış yaptım az önce. Neyse. Şunu da ay. Şunları da kaldır abi. Buralara önceden kaldırın ki inşaatta zaman kaybettirmesin bize. 167 altınımız var. Göçmen ofisini hemen alalım. Vazgeç. Göçmen ofisini kuracağız ama çok büyük alan kaplayacak. Şuraya sığmaz mısın? Sığarsın. Güzel. Şöyle kurursam olur gibi. Sonra kaç ev lazım? Şu an ev idare ediyor. Sayımız artarsa bakarız. Şimdi sen kesmeye öncelik ver, odunu bitirdin mi? Tamam, henüz bayağı odunumuz var. Buraya meyve ağaçları diktirtip kaldıracağım. Sonra şu tarafı satın alırım odun için sırf. Ya da burayı satın alırım. Hem taş hem odun muhabbetini buradan hallederiz. Burada ne varmış lan? Bak, iki tarafta kömür. Şuraları alınca ne oluyor ki acaba? Hiç bak onları deneyemedim biliyor musun? Devam. Benim burada demir mi çıkıyormuş? Çok iyi. Tamam. İyi yere kapak atmışız. Şurayı da alırsak altın verecek. Tamam. Güzel gelişebiliriz bu sefer. Buranın alanı ne kadarmış? Buraya kadar geliyormuş. Bu alanı aldık mı aslında? Hiç yeni bir şey yapmaya gerek yok. Meyve ağacı diktirtirim buraya. Buralar meyve ağacı olduktan sonra burayı alırım. Buradaki ormanları kesmeye başlar ama burayı ormancılıkta kullanırım. Ya da ormancıyı direkt buraya taşırım ya. Bakalım. Şu an bir sıkıntımız yok. Göçmen ofisimiz de yapılmış. Burada kesinlikle bir kişi çalışacak abi. Şimdi ne yapalım? Yiyeceğimiz bayağı arttı. Üretimimiz. Ama yine de şöyle sağlamından taş ocağı, taş alet dükkanı. Taş alet dükkanı çok işimize yarayacak ama önce bir taş üretelim. Taş ocağı kaç paraymış? 160. Bekleyelim onu. Siz henüz dikmiyorsunuz değil mi? Bu ne? Yaygın çalı. Meyve toplayıcısı toplayabiliyor mu? Şu an öyle toplayamıyor çünkü meyve ağacı yok etrafta. Sana şey diyebiliriz o zaman. Kes ve dik. Meyve vermeyen ağaçları kes. Meyve ağacı dikmeye öncelik ver. Tamam, burası meyve bahçesi olsun. Şehri buraya doğru geliştiremeyeceğim. Şuradan bir yer satın alırız. Şehrimiz buraya doğru gelişir. Hatta şurayı alırız. Arkaya evler falan bir şeyler kurarız. Ya da burayı da sonradan değiştirebiliriz, çekebiliriz buradan. Buraya doğru gelişirsek daha güzel olur gibi. Burada evler olursa burada da işlevsellik olur. 157. Hadi şu şeyi kuralım. 160 ol kuralım. Hadi. Oldu. Şunu bir kuralım, taş ocağımızı. Onayla. Ya siktir. Orayı kapattık yanlışlıkla. Şimdi taş ocağını şuraya koyabilirsem of. İşte sanatsal bir yerleşim. Direkt buradan buraya gelecek, buradan buraya taşıyacak falan. Çok tatlı oldu. Devam. O zaman taş alet yaparız biz. Hala kimse gelmedi. Göçmen ofisi çalışmıyor. Avcı kulübelerinin attığı ok sesleri çok hoşuma gidiyor. Pişik pişik pişik.
Ama bizim o sonbahar gelmiş. Bizim kömür de üretmemiz lazım. Ticaret. Bende ne çok var? Deri var. Deri satarız. Eksi 80. Tamam. O zaman taş madeni için şurayı satın alsam kaç paraymış burası? Burası kaç para abi? Abi burası kaç para? Bana parasını söyle. Dağ ve deniz üzerinde bölge alamaz mısınız? Salak mısın oğlum sen? Buradan buraya geçiş mi yok? Burada ne var? Bir dakika. Burası da kömür. Tamam, burayı alırım ben de. 969'muş. Tamam, alırız orayı da. Yiyeceğimiz acaba kışı geçirtir mi abi? Yıllık tüketim 196. Aslında yetiyor. Üç tane çocuğumuz var köyümüzde. Kapat. Of, çatırt diye kış geldi. Şimdi taşımız varken ben şey yapmak istiyorum. Bu evlerimizi taş izolasyonlu yaparsak söyleyemedim. Bu ailelerimiz biraz korunur ve kışları rahat atlatır. O zaman ilaç da tüketmez boş yere. Bakalım. Taşı en verimli öyle harcarım diye düşündüm. Şimdi ufaktan taş alet var mı? Odun kömürü. Odun kömürü odunumu çok hızlı tükettiriyor. Odun sıkıntısı yaşayacağız. O yüzden şu an şey yapma. Göçmen ofisin bir dakika. Balıkçı kulübesi. Şuraya alsam burada balıkçılık yapabilecekler mi? Yapabilecekler. Burasını almam aslında her türlü çok işime yarıyor. 969 altın biriktirmem lazım. O zaman beklesin balıkçı kulübesi. Geç. Demir madeni. Demir çıkartmaya başlasak çok domuz çiftliği çok önemli abi. Ama alan lazım bunun için. Demir madeninden al lan. Onayla. Oduncu meyhane. Demir. Geç. Taş alet dükkanı. Bunu al. Bunu al. Sonra odun kömürü göçmen ofisi. Kömür madenimiz niye gelmiyor abi? Kömür madeni gelmesi lazım. Bu kadar tatlı yerleşke olur ya. Hadi bakayım. Çok tatlı yerleştirdik var ya, benim çok hoşuma gitti şu an. Taş alet dükkanını da kurarsak çok cillop gibi olacak. Bak, burası ucu ucuna yetmiyor. Ah be. Ama şu yolun üzerine dikmek mantıklı olabilir. Bakayım, orada ağaç falan da yok değil mi? Aynen yok. Tertemiz. Yapıştır abi. Şu boşluklara da bir şeyler yaparız. Geç kış. Kış geç gelmiş ha, öyle mi? Yoksa kışın çıkışı mı uzun? Yiyeceğimiz gayet tatlı. Yıllık üretim 460'a çıkmış. Ev sorunu yaşıyoruz. Özür dilerim kardeşlerim. Sizi nasıl ihmal ederim? Buraya bunu yapamayacağım. Bu kötü. Şöyle yapacağım. Burayı mecburen ev alanı olarak kullanacağız. Bunlar biraz meyve toplasın. Biz sonra meyve toplanmıyor, anlaşıldı. Ya da çalışan yok diye mi?
Ben burayı şimdiden yıksam. Meyve ağaçları dikildi ama yıkmaya gerek yok. Tamam. Bunlar meyve ağacı olması lazım. Çammış lan. Niye çam diktin oğlum? Lan meyve ağacı dikecektin ya gerizekalı. Kes ve dik, meyve ağacı dikmeye öncelik ver demişim. Salak ya. Enkoloji ağacını göster. Şifalı bitki üretebiliyoruz artık. Koyun çiftliğine de geçiş yaptık mı bizi götürür. Kapat. Tamam. Şimdi buradaki meyve ağaçlarını sen hiçbir şey yapma abi. Sadece kesmeye öncelik ver. Meyve ağaç, bütün ağaçları kes. Bu meyve olayını buradan kaldıracağız. Burayı toplayacağız. Biz burayı tarla yaparız. Ev kurarız. Öyle. Aynen. Bu alanı ancak bu şekilde değerlendirebileceğiz. Sonrasını burada hallederiz. Biz ilk yılı geçirmek için malzeme topladık. Ev yap abi. Kayıt yapması uzun sürüyor. Sen oraya ev yaparken şurada çiftlik ananı sikeyim. Çiftliği buraya kuracağız mecburen. Çiftlik şimdi bekleyecek, ilacımız var. Neyse Allah'tan rahatız. Evleri hemen öyle hızlı hızlı buraya kurmuyorum ki. Şuralara bir şey yaptığımızda yine ev kurmam gerekecek yakın olsun diye. O yüzden hemen abanmıyorum. House. Taş alet dükkanı. Şurada birisi çalışsın ya. Gerçi çok da acelesi yok ya. Çalışmasanız da olur. Sonra hallederiz onu. Need input. Ne, hangi input eksik? Odun mu? Al sana odun bitti işte. Yani şurayı benim satın almam lazım. Bir ticaret yapmam lazım abi. Ticaret yapmadan olmaz. Ticaret merkezi yok mu? Geç. Taş, mantar, meyhane, av kulübesi, göçmen ofisi geç. Abi, bana niye hiç ticaret merkezi vermedin? Ya da verdin de ben mi görmedim? Onayla. Ücretsiz bir çevir. Al işte.